Sayın katılımcılar, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben doktor öğretim üyesi Didem Kayahan Yüksel. Bugün doktor öğretim üyesi Fadime İşcan Karasu ve araştırma görevlisi Cem Gökmen ile birlikte söyleşimizi yürüteceğiz. Sizlerden ricamız kahve tadında bu sohbete sizin de sorularınızla katılmanız. Lütfen yorum kısmından merak ettiklerinizi bize sorun. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak bugün çok özel bir konuğu ağırlayacağız. Parmak uçlarıyla gören Türk ressam Eşref Armağan. Kendisi 1953 İstanbul doğumlu. Yaşamı boyunca görmediği nesnelerin maket modellerine parmak uçlarıyla dokunarak onları başarıyla resmedebilmiştir. The Colors of Darkness isimli ödüllü belgesele konu olmuştur. Ayrıca Real Superhumans isimli belgeselde de aynı şekilde kendisinden ayrıntılı bir biçimde bahsedilmektedir. Hiç görmediği nesneleri dokunduktan sonra resmedebilme yeteneği nedeniyle Harvard Üniversitesi Nöroloji Bilim Dalı'ndan profesörler kendisinin beyin fonksiyonlarını incelemiş, bunun sonucunda Eşref Armağan'ın bir nesneye dokunduğunda beynindeki görülen cisimlerin algılanması ile ilgili bölümün harekete geçtiğine şahit olmuşlardır. Tabii ki size anlatmaya bu sözlerimiz yetmez. Fakat ben sözü fazla uzatmadan Sayın Eşref Armağan'a hoş geldin diyorum ve sözü de Fadime Hocam'a bırakıyorum. Merhabalar. Öncelikle tüm katılımcılara. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Eşref Hocam, hoş geldiniz. Davetimizi kabul etmeniz bizi gerçekten onurlandırdı. Didem Hanım sizi kısaca bir tanıttı. Ben şöyle diyeyim size. Sadece Türkiye değil, dünya tanıyor. Hatta daha iyi tanıyor. Bundan sonra siz kendinizi tanıtın. Bizim öğrencilerimizi şereflendirdiniz. İnşallah onlara da çok büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Özel gereksinimleriyle birlikte tüm bireylerin, toplumun aktif birer üyesi olabileceğini hedefliyoruz zaten. Bu söyleşinin de buna hizmet edeceğini, hatta aktif birer DH üyesiyle de söyleşiyle bu düşüncemizi öğrencilerimize paylaşmak istiyoruz. Buyurun hocam, hoş geldiniz tekrar. Öncelikle hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben anadan doğma görmez olarak dünyaya geldim. Hani kendimi tanıttınız, 12 isim falan söylemiyorum. Direkt girdi konuya diyecekler ama. Evet hocam, böyle. Zaten. Evet. Ben 4 yaşında görmediğimi öğrendim. Yani tam 4 müydü, 5 miydi ya, o aralar yani tam hatırlamıyorum tabii de. Ama 4 kesin zaten. O zaman ben geriye dönüşü olmayan bir durumdayım. Yani bu dünyaya bu şekilde geldim ve bu şekilde de öleceğim. Geriye dönüş yok. Birincisi, geriye dönüşü olmayan bir şeyi düşünmek akla zarar. Ya da olmayacak ya da yani olacak bir şeyi ya da çaresi olabilecek bir şeyi düşünüp de halletmek lazım. Ama imkansız bir şeyi düşünmek akla zarar. Bir. İkincisi, insan ne durumda olursa olsun durumuna şükredecek. Yani ben bu şekilde geldim diyor. Ben buyum ya. Bu kadar. Yani kabullenecek kendini. Başka türlü beyin normal çalışmaz. Daha doğrusu beyin seni komut etmeye başlar. Yani sen beynini komut veremezsin. Değişir iş. Onun için üçüncüsü de insan bir şey yapacaksa azimli olacak. Yani ben bunu yapacağım. Dördüncüsü, eğer bir ailede engelli bir birey varsa o kişiyi hiçbir zaman sen yapamazsın, sen edemezsin, sen şurada otur, sen elleme, bak onu şimdi devireceğim bilmem ne deyip de engellemeyecek. Bu da çok önemli. Bir engellinin kendine güvenini kazanması için. Bunları söyledikten sonra ben bu dünyaya bu şekilde geldim, kabullendim ya. Bitti olay. Beyin değişmişti. Düşünce yok. Bundan sonra nasıl bir yaşam yapmam lazım?
Yani bu engelliliği, bu durumu nasıl alt etmem lazım? Ben bir şeyleri yediğim zaman, hani ilk zamanı anlatıyorum. Bir şeyleri yiyorsun, koku alıyorsun, yeni yeni böyle bir şeyler, hani artık 3-4 yaşları falan. Zaten 3 yaşı biliyorsunuz beynin tam böyle her şeyi hafızaya aldığı zamanlar. 4 de öyle zaten. Her şeyi, yemeği, kokudan, çiçeği, parfümünden tut, gökyüzünde uçan uçağın sesinden tut. Her şeyi duyduğunuz zaman anadan görmez bir insansanız o sesi sormak zorundasınız. Sesi duyuyorsunuz, kulak çalışıyor. Ama ne olduğunu görmüyorsunuz. Çünkü görüş yok. Soruyorsunuz. Onları da ezberledikten sonra ben dedim ki ya ben bu dünyaya bu şekilde geldim. Ben bu dünyayı görmeden ölmem. Ben bu dünyayı görmem lazım. Ya senin zaten gözün yok. Yani nasıl göreceksin bu dünyayı? Ama bakın şimdi başlıyorum anlatmaya. Bir görmez. Ama ben anadan doğma, sonradan görmeyen için söylemiyorum. Hani bir zaman görmüş falan için söylemiyorum. Hiç görmeyen için konuşuyorum. Öğreneceği bir şekli iki avucunun içine sığacak bir şekilde bulması lazım. Küçük, yani minyatür. İki avucunun içine sığacak. Çünkü büyük bir şeyi, bilmediği bir şeyi bir tarafına dokunduğu öbür tarafı bilemez. Büyük şeyleri anlayamaz. Ama eğer avucunun içine alırsa tümünü, beyin o zaman ne olduğunu, ellerin dokunma gücün başlar anlamaya. Ama bu yetmiyor. Bu neyi almışsan onu gören kişiye sormak zorundasın. Bu önce nasıl durur? Bunu bilmiyorum. Bu ellediğim şey neyse. Bu nasıl durur? Bunun ismi nedir? Bu hangi renktedir? Başka renklerde olur mu? Alt yönden nasıl görünür? Madem ben dünyayı tanımak istiyorum, bunları ezberlemek zorundayım. Gören insanlara sormak zorundayım. Eğer sormadığım bir şey varsa bunu ben kendim bu budur şudur diyemem ki. Evet, neyin ne renkte olduğunu her şeyi buldun mu? Şimdi 6 yaşlarına geldim. Babamın dükkanı var, ranzası vardı dükkanda. Oraya çıkıp orada ben babam bana oyuncaklar, biblolar, işte küçük küçük şeyler her şey buluyordu. Getiriyordu. Ben hep ellerimden inceleyip sonra aşağı çıkıp esnaflara soruyordum, babama soruyordum. İşte kimi bulursam, gören kim varsa yanımda soruyordum. Her şeyi. Çünkü detaylarını da bilmiyorum. Yani bir şeyi durduğunu, rengini falan ezberlediniz ama üzerindeki detaylar, bu ne iş yapıyor, ne işlem yapıyor? Bunu da öğrenmem lazım. Onu da soruyorum. Bu böyle sürdü. 12 yaşına geldim. Ya baba bana bir kelebek yakalasana. Çünkü kelebeği merak ediyorum. Yavrum dedi. Ben dedi kelebeği sana yakalayıp eline vermem. Niye baba dedim? Çünkü dedi kısa ömürlü harika yaratıklar dedi. O kadar güzel, o kadar nazik. Yani hem de dedi 2-3 günlük yani çok kısa bir zamanda yaşayıp ölen hayvanlar dedi, yani yaratıklar. Sana dedi onu eline verirsem onun kanadındaki tüyü senin bozarsın ya da bir zarar verirsin. Ayaklarına herhangi bir şey uçamaz. Bizi yani üzülürüz dedi. Peki baba dedim ne yapacağız? Dur ben sana dedi kırtasiyeye gidip dedi boyama kitabı alayım dedi. Gitti. Boyama kitabı getirdi. Dedim ki gitmişken bari kuru boya da getir de renkler belki de boyarım dedim yani. Ama daha çizebileceğim mi bilmiyorum. Getirdi. Babam ressam değil. Dedi ki, dedim ki baba ben dedim bunu şimdi çizmeye çalışayım. Tamam elimle elledim. Ama bunun şekli bana lazım. Yani kitapta resim olarak duruyor. Düz. Benim elim bir şey anlamıyor. Bunu anlamam lazım önce. Dur dedi o zaman şöyle yapalım. O kesti orayı makasla. O kelebeği. Düz bir tahta buldu. Koydu. O kenarlarından böyle keskin bir çivi gibi bir şeyle bütün etrafını çizdi.
Bak bakayım dedi. Baktım. Aa, anlıyorum baba çizgileri dedim. Ama iki avucumun içinde olması şart yani. O çok şart bir şey. Baktım. Baba bunu dedim çok güzel oldu bu. Ben bunu dedim hemen çizmeye çalışayım. Sağ tarafa model koydum. Sol tarafa çizmek için kartonların altına yumuşak bir şeyler koyup kartonu koyup çiviyle çizmeye başladım ama o oyuk oldu. Yukarı kabartma olmuyor. Oyuk oldu ama olsun. Benim parmağımın anlaması önemli. Yani ben bir şey öğreneceksem parmağım o çizgiyi görecek. Parmaklarım görmüyorsa onu ben anlayamam. He, zaten böyle anlatmayla da şekil öğrenmeme imkan yok. Çünkü anadan doğma görmez birinin hayali çalışmaz. Çünkü görüntü yok. Ses olarak düşünür, hayal yapar kendine bir şeyler ama görüntü olarak hayal olmaz. O zaman ben onu çize 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 bir, iki, üç buna sabır lazım. Çok önemli bir şey. İstek ve sabır çok önemli. En sonunda gösterdim esnaflara. Bakın ya buna. Aa ne kadar güzel kelebek. Aa filan. Kim çizdi bunu? Ben çizdim. Ya git Allah'ın sen. Sen nasıl çizeceksin bunu ya? Sen görmüyorsun. Nasıl çizeceğim bunu? Ya vallahi ben çizdim. İnanmadılar. Aa dedim ki inanmıyorlarsa demek ki başaracağım. Yani güzel bir şey yaptım. Hemen baba dedim ben bunları boyayacağım. Babamı çağırıyorum. Baba gel ya şu bana kırmızı ver. Baba bana beyazı ver. Bana siyahı ver. Aa olacak gibi değil. Ben kendim bulmam lazım ne yapacağım yöntemini. İnanın hiçbir resim dersi almadım ve ressam olacağım diye de bir şey yok kafamda. Ben yaşadığım dünyayı öğrenmek istiyorum. Bu kadar. Halen daha ressamım demem. Ben ressam değilim. Ben anadan doğma görmez biri olarak dokunma gücüyle dünyamı tanıyamaya çalışan bir görmezim. O kadar. Şimdi baba dedim, sen şu kalemleri diz. Öne siyahı koy, beyazı koy, sarıyı koy, kahverengiyi, kırmızıyı, mavi, yeşil. Ya elimden tarif ediyor musunuz, görüyor musunuz bilmiyorum da. Şimdi onları dizdikten sonra hangi sırada ne renk var biliyorum. Oradan alıp istediğim rengi kullanıyorum. Siyah baştaysa baştakini alıyorum. Ama aynı yerine koymak zorundayım. Karıştırırsam gene babamı çağıracağım. Baba kalemler karıştı gel bu sarının yerini koy, işte kırmızının yerine koy falan diye. Halen daha bütün tüpler benim sıralı durur. Şu anda dışarıda tezgahım var balkonda. Aynı sırada duruyor. Hangi sırada ne renk var biliyorum. Şimdi teknoloji ilerledi. Karıştırsam da WhatsApp'tan açıp John diyorum ya bu karıştırdım bunun yeri neresi diyorum. Gösteriyorum mesela. O bir yardım oluyor. Ama karıştırmadıktan sonra birbirine hiçbir problem yok. Kimseyi çağırman, görmek falan gerekmiyor. Evet, bütün teknikleri de kendim buldum. Onu da söyleyeyim. Hiçbir resim dersim yok. Şimdi elma yapıyorum. Ya elmayı bana diyorlar ki kırmızısı var, sarısı var, alacalı falan böyle falan. Tamam ben bir tane kırmızı elma yapayım. Şimdi kuru boyayla boyuyorum ama tabii o akrilik boya gibi olmuyor. Yani kuru boyayla kalemle boyamak yani tam bir kapamak, boyayarak kapamak zor bir şey. Çünkü küçücük bir uçla boyuna sağ sol sağ sol kapamaya çalışıyorsun. Çok zor bir olay. Şimdi ben size bunu şöyle bir yapacağım, çizerek anlatacağım, göstereceğim. Bakın şimdi önemli yere geliyoruz. Yalnız bana şimdi ben size sorduğum zaman bana şey yaparsanız, cevaplarsanız şu bakın bunu önce tanıtayım. Bu bir lastik. Bu görme engellilerin kullandığı bir lastik. Dümdüz bir lastik. Bu kağıdımız normal bir A4 mü ne olduğunu bilmiyorum bir şeyimiz. Şimdi bir saniye. Heh, tamam. Konuşmayı kapattım. Şimdi kağıdımı taktım. Dur kalemimi çıkartmamışım buradan. Şu kalemi siz görün diye kullanacağım. Ben burada tırnağımla çeksem burada çizgiyi görürüm, resmi yaparım. Bu lastiğin görevi çizgiyi yukarı kabartma vermesi. Şimdi şu kalemimi şuraya koyayım, bir yere gitmesin. Şimdi kağıdımızı sıkıştıralım, oynamasın. Ay, takamamışım.
Güzel girmemiş içine şöyle. Heh. Niye girmedi? Çok da şeyimdir. Böyle simetriye öz şeyim vardır. Yani hastalık kadar değil de. Evet. Şimdi kağıdı tam ortalığı görüyor musunuz? Dedim Eşref Bey, birazcık sağa doğru kaydırabilir misiniz lastiği? Biraz, evet, biraz da aşağı doğru. Biraz size, kendinize doğru, kendinize doğru. Lastiği, evet. Şimdi daha iyi oldu. Tamam, teşekkür ederim. Zaten düzeltince de gösteririm ama yani şimdiden görürseniz daha güzel. Bakın, Tamam. şimdi bu dümdüz bir şey. Dümdüz bir kağıdımız. Hiçbir işe şey yok yani. Bir kabartma yer yok. Şimdi başlıyorum çizmeye. Bakın. Bu bir elma çiziyorum. Gördünüz mü? Evet, Evet. gördük. Şimdi bu elma havada kalmasın. Bu elma havada kalmasın. Bu elimi kaldırırsam hiçbir şey yapamam. Çünkü bu elimle görüyorum da dengeliyorum. Evet. Şimdi bakın cetvel gibi de çizerim. Şuraya kadar. Şimdi bunu masanın üzerine koyduk. Ya diyorum ki arkadaşlar nasıl oldu elmam? Aa ya çok güzel elma yapmışsın ama yuvarlak görünmüyor. Aa yuvarlak böyle çizdim işte. Neden yuvarlak görünmüyor? Hayır, elma görüntü olarak yuvarlak görünmüyor. Ya sebebi ne? Işık kullanacaksın. Işık ne ya? Diyorlar ki ışık aydınlık. Peki aydınlığı ben hangi boyayla yapacağım? Beyazla. Peki karanlıksa ne hangi boyayla yapacağım? Siyahla. Ama elma kırmızı. O zaman Evet. elmayı kırmızının açığını koyusunu yapacağım. Yani ışık önemli. Bir de ışığın geldiği yön önemli. Göstermek için. Şimdi şu tarafa bir şu elma buradaysa bu şurayı görüyor musunuz şu köşeyi? Evet. Evet. Projektör yaptım. Yaktım bile. Harikasınız. Bakın ne kadar çabuk çiziyorum. Şimdi projektörü yaktım. Buraya geliyor. Tam elmanın burası. Şimdi akrilik boya yaparken ben fırça kullanmıyorum. Fırça kullanamam çünkü fırçayla teması kesiyorum. Yani fırçaya Evet. boya geldi mi? Nereye vurdum? Boya nereye değiyor fırça? Ben bilemem. Her şeyi ellerimle dokunarak yapmam lazım. Yani dokunma gücümü bırakmayacağım. Şimdi bu elmayı yuvarlak yapmak için ışığı verdik. Şu tarafı açık kırmızı, bu tarafı koyu kırmızı olacak ama şu açık kırmızı ile koyu kırmızı geçiş yerini eğer dümdüz çizgi halinde yaparsanız elma gene yuvarlak görünmüyor. Bana yapıyorum, hayır yuvarlak değil diyorlar. Ama şu şekilde yaparsam, şu şekilde yaparsam şimdi elma yuvarlak göründü. Ay şeklinde. Yani açık yeri koyu gölge yerine yani koyu, yani ışığın gelmediği yere geçiş yeri şöyle olursa ay şeklinde olursa bu elma yuvarlak. Yuvarlak. Demek ki ben yuvarlak şeyleri yapacaksam ışık gölge vereceksem bütün yuvarlak şeyler de aynı sistem. Değişmiyor. Evet ama bu cismin burada olduğunu gösteren bir işaret. Gölge. Diyorlar ki gölgesini de yap. Madem ışık verdin burada, gölgesini de yap. Ama gölgesi tabii ki ters tarafına düşüyor. Sağ tarafa, sol tarafa aydınlıksa elmanın sağ tarafına gölge düşüyor. Ama gölge şu kadar oluyor ve burada oluyor. Bakın şuradan başlayıp elmanın burasına kadar iniyor. Çünkü ışık böyle geliyor. Böyle geliyor. Bu ışık eğer aşağı gelirse bu gölge sonsuza kadar uzayabilir. Ama bu ışık yukarı çıkarsa bu gölge elmanın altına kaçıyor. Yani bu ışığın oynamasıyla bu elmanın gövdesindeki ışık hareket halinde oluyor. Işığa göre ayarlayacaksınız. Tamam, şuraya da bir gölgelik yapalım.
Ya elmanın gölgesini boyamadım çünkü ikisi de kara kara hoş olmaz şeyle. Yani biraz gösteriyorum şimdi şöyle. Evet, gölgeyi yaptık. Şimdi bu tamam. Ama projektör ışığında bu gölgenin tonu değişir. Yani bir mum ışığının ışığıysa bu gölge koyu karanlığa döner. Ama projektör ışığının gücü ne kadarsa bu gölgenin ışığının gücü de ona göre azalır, çoğalır. Bu da var. Ben bunu yaptım, babama indirdim. Şimdi dur, babama indirdim dedim. Şimdi sizi düzelteyim. Tamam. Of, pardon. Oynamadı değil mi kamera? Problem yok. Gayet iyi. Bakın şimdi bu. Ah, evet. Görünüyor mu? Evet, evet, görebiliyoruz. Şimdi bu, ha, bu şimdi anlatmak için çiziyorum size. Şimdi ne diyecektim? Babama indirdim. Seviniyorum ya, yaptım ben şimdi diye. Baba bak bakalım dedim. Babam baktı. Ay ne güzel, iki tane elma demesin mi? Baba bir tane elma yaptım. Neden iki tane diyorsun? Oğlum dedi, buraya bir elma yapmışsın. Yanına da bir elma daha yapmış. Niye böyle söylüyor ya? Baba orada bir elma var ama yanındaki gölge. Yavrum dedi, sen dedi kırmızı elma yapmışsın. Yanına da kırmızı gölge yapmışsın. Bilmiyorum ki gölge ne renk olur. Elma kırmızıysa niye gölgesi başka renk olsun diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki. Oğlum dedi, yok dedi. Bu dedi elma kırmızı ama bu gölgesi ne renk olur ya? Ben de şimdi anlamadım diyor. Ne renk olur diyor. Kendisi dedi diyemiyor. Şu renk olur diyemiyor. Ama kime sorsanız şu renk olur diyemez ki. Tamam bir karanlıklık olur ama hangi renkte olur? Onu kırmızı elmanın gölgesi şudur diye bir şey yok. Bu düşündü. Ha yavrum dedi. Bu dedi taban renginde ilgili ya dedi. Ha öyle mi baba? Peki dedim, mavi ise bu örtü. Demek ki mavinin koyulunda yapacağız. Biraz koyulunda. Tabii ışığa göre değişiyor başka. Ama başka bir renkse örtü. Sarıysa sarının biraz koyusunu yapacağım. Gölgesi öyle olacak. Yani tabanın rengiyle ilgili gölge. Bunu öğrendim. Ondan sonra şimdi bunu yapıyoruz. Ben şimdi yapmaya başladım ama mesela diyelim ki bir manzaranın karşısında bir arkadaşımla oturuyorum. Ne görüyorsun diyorum arkadaşım ya. Diyor ki gökyüzü görüyorum, kuşlar, bulutlar, işte su görüyorum, deniz görüyorum. Ah neler neler, ağaçlar, şeyler falan anlatıyor. Toprak, kum, dalgalar var diyor. Bize doğru böyle geliyorlar falan, beyaz beyaz diyor, köpük köpük. Anlatıyor ama tabii benim kafamda hiçbir şey oluşmuyor. Yani hayal şeyi yok. Peki gökyüzü ne renk dedim? Mavi dedi. Peki su ne renk dedim? Mavi dedi. Ya kardeşim, ikisi de mavi ise bu ikisini nasıl ayırıyorsun? Ortada dedi çizgi var. Ne çizgisi var ya? Ufuk çizgisi. Ah, ufuk kim çizmiş onu? Yok kimse çizmedi diyor. Öyle diyor, bir ufuk çizgisi var diyor. Ama benim kafama takılıyor. Ben çünkü yaşadığım dünyayı öğrenmeye çalışıyorum. Neden o çizgi? O çizginin nedenini buluyorum. Diyorum ki bu çizgi dünyanın yuvarlaklığını gösteriyor. Aa, nasıl kanıtlayacağım onu, yuvarlaklığını nasıl gösteriyor? Bir gemi geliyorsa önce baca görünüyor, sonra gövde çıkıyor. Demek ki oradan böyle bir yukarı çıkan böyle bir daire dönüş var. İşte yuvarlak. Öyle bir şey olmasaydı gemiyi olduğu gibi görürdün. Ha, tamam. Peki suyla şey ayrımı ne? Orada da hani tamam, ben görmüyorum, beni hiç ilgilendirmiyor. Ama bu görenlerin problemi. Yani eğer ki renk tonları olmasaydı görenler orası gökyüzü, burası su diye ayrım yapamaz. İkisi de mavi çünkü. Ama ne oluyor? O çizgiden yukarı açık maviden koyu maviye, çizgiden aşağı koyu lacivertten açık maviye dönüşüyorsun. O tonlar oldukça göz o ayrımı yapar. Bir orman görüyorsanız eğer ışık olmazsa, ağaçların yeşillik renkleri değişmezse ton olarak, ormanın ağaçlarını birbirinden ayıramaz kimse.
tüm bir yeşil orada durur. Yani o tonlar çok önemli ve şu önemli. Bakın boyalarda siyah beyaz zaten renk değil. O renge girmiyor. Sarı, kırmızı, mavi. Üç ana renk. Üç ana renkte bütün renkleri yapabilirsiniz. Ama siyah beyazla koyulaştırıp açabilirsiniz. O işe yarıyor. Ha, benim bilgim yok ama anlatıyorum size. Şimdi ben tamam soruyorum, şey yapıyorum ama ya doğayı kavrayamazsınız ki. Tamam küçük şeyleri elinize alıyorsunuz bilmem ne bilmem ne. Ama doğayı nasıl kavrayacağım? Koca doğayı nasıl öğreneceğim? Bana anlatmakla beynimde herhangi bir şey oluşmuyor. O zaman o doğa resminin bana kabartması lazım. Ya rölyef, ya kabartma, böyle bakır dövmeler, ya da hiçbir şeyi bulamadım. Birisini bulup üstüne resmi koydurup çiviyle çizdirip kartona falan o elimle dokunacağım çizgiyi elde etmek. O doğayı öğrenmek için. Ve o doğayı önüme getirip de kimse bir şey anlatmadıysa karma karışık bir çizgi gelir. Ben bilemem. Onu da gören insana sormam lazım. Burası ne, burası ne, burası daha, burası şey anlatacak bana. Ona göre öğreneceğim sonra sonra. Ve onu model olarak gene ilk başladığım nasıl başladıysam anlattım size. Model olarak koyup buradan dokunup bu tarafa aynısını çizmeye çalışacağım ve oldum olmadığımı kararını veremem. Görenlere göstereceğim. Görenlerin tepkisinden anlayacağım. Ne tepki almışsam ben güzel yaptım diye anlayacağım. Kendim çünkü karar veremem. O şekilde senelerce çalışma sürdü. Dediler ki ya Eşref sen bir şey yapıyorsun. Tavanın üstüne ağaç yapmışsın ya. Hadi ya. Nasıl ya, o evin arkasında. Olur mu ya? Sen evin tavanın üstüne yapmışsın. Ben ne yapacağım o zaman? Ya sen uzaklık, boyut ve perspektif yapman lazım. Perspektif ne ya? Hoppala. Ya perspektif ne? İşte görüntü de o bana böyle teknik olarak kimse de anlatamıyor da. Yani herhangi bir ders de almadım tabii. Perspektif ne? Perspektif de delireceğim. Şimdi size perspektif ne? Onu anlatacağım. Bunu da yavrularımız, çocuklarımız, gençlerimiz nasıl öğrendim? İzlesinler de nasıl yaptığımı görsünler. Çünkü anadan doğma hiç görmemiş, hiç resim dersi almamış bir kişinin perspektif yapabilmesi imkansız diyorlardı ve dünyada tek ben yapabilmişim. Bunu bilim adamları, ben araştırmadım. Harvard Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi bilim adamları. Şimdi şunu çeviriyorum gene. Şimdi yeri iyi mi? Evet. Biraz. Şimdi hocam, şuraya bir şey çiziyorum. Böyle biraz mi? Karşı tarafa doğru, yani öne doğru, birazcık öne doğru. Size doğru değil, karşı tarafınıza doğru. Evet. Tamam. Sanki mı? Daha iyi oldu. Evet. Tamam. Bir yere koydum kalemin üstüne ama dur orası. Neyse şöyle yapayım. Evet. Şimdi bu ne? Bir külah mı? Çadır görüntüsü mü? Yoksa büyük harf yapacağım da ortasını çizmemişim ya da V'yi terse mi çevirmişim? Ya da bir piramit mi? Bu ne bu? Bu ne? Bu hiçbir şey değil. Bu bir yol. Eğer şu yolun ortasında duruyorsunuz, düz bir yolsa ama, ileriye baktığınız zaman bunu görürsünüz. Şurada çizgileri de yapalım. Perspektife göre çizgilerini de yaptım. Şimdi bu yol 30 metre geniş. Buradan geliyor birbirine yapışıyorsa bu trafik nereye gidiyor diye düşündüm ben, sordum bunu birisine. Ya dedim böyle geliyor burada birbirine yanaşıyor, trafik tıkandı burada. Yok diyor, anlatıyor bana. 30 metre geniş, sen diyor istersen 500 kilometreyi hızla git, ne yaparsan yap, düz bir yolsa ileriye baktı mı gene bunu görürsün. Ama yol daralmıyor. Yol aynı genişlikte. Perspektif bu. Ha,
Ben o zaman kafayı çalıştırıyorum. Ya şimdi burada direkler var diyelim. Direkler. Şöyle demek ki direkler hem birbirlerine yaklaşacaklar, hem küçülecekler, hem şey olacaklar. Böyle 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 direkleri böyle çizeceğim. Perspektifi böyle yapacağım resim yaparken. Eğer ev varsa aynı büyüklükte evler. Şimdi ev yani çizmiyorum, bir daire yaptım da. Yani ev olarak düşünün, aynı boyutta ama hep ileriye doğru baktığın zaman hem birbirlerine yaklaşacak hem de böyle küçülecek, 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 küçülecek. Ama evlerin aynı, hepsi aynı boyutta. Görüntü bu, perspektif bu. Orman yapıyorsa ağaçlar da aynı. Yani ne yaparsan yap böyle. Şimdi diyelim ki nerede o kağıdımız? Ben attım mı onu bu tarafa? Şu. Elma çizmiştik ya. Şimdi bakalım. Bu nasıl ya? Dur, tersi mi döndü? Ha tamam, doğru tutuyormuşum. Şimdi şu bir masa ya. Evet. Bakın, bana doğru olan köşesi, yakın olan köşesi bu kadar geniş ama ileriki köşesi daha bir dar. Ya bunu dik böyle baktığınız zaman tam bir kare masa bu. Tam bir kare masa. Ama yandan baktığınız zaman neden böyle görünüyor? İşte perspektif burada. Ha, demek ki buna göre resim yapacağım. Şimdi hep sizi ha, şimdi görüyorsunuz yerde kağıdı değil mi? Ben, bana doğru çevirmeyeyim kamerayı hemen. Şimdi bakın. Madem öyle, bir manzara da nasıl kullanacağım perspektifi? Şimdi bakın, bir ressam, bu düz bir kağıt, hiçbir şey yok. Şuradan aldım kağıdı, koydum. Burada hiçbir şey yokken resmi göremiyorsa o kişi resim yapamaz. Ben şimdi burada yapacağım resmi görüyorum. Bu çok önemli ressamlar için. Bütün ressamlar artık çizgiyle ilgili işte mühendisinden, müteahhitten, makine mühendisinden tutun da karikatüristler falan hepsi hayalle yapar. Hayal yoksa resim yapamaz, ressam olamaz. Şimdi ben de şimdi filozof gibi konuşuyorum da. Evet, şimdi burada sol tarafta kendime göre de bir profesörüm canım. Değil mi ama? Şimdi burada bakın. Şimdi burada bir yeşillik ama bu yeşillik koyu bir yeşillik. Koyu yeşilliğin arkasından bir çatı çıkıyor. Bakın şöyle bir çatı çıkıyor. Evet. Şu çatıyı tamamlayalım. Şuradan duvara inelim. Şuradan da inelim. Bakın bu elimi kaldırsam yapamam. O zaman çizgileri göremiyorum. Ama çizgileri nasıl görüyorum onu baştan anlattım. Burası şimdi bakın böyle kabartma yapmasa da bu lastik. Bunu da anlayamam, resim yapamam. O önemli, parmağımın görmesi önemli. Şimdi böyle bir, bu ev iki katlı olduğu için yandan bir 4-5 merdivenli bir set yaptık. Şuraya kapısını yapalım. Şuraya penceresini çizelim. Şuraya bacasını koyalım. Efendime söyleyeyim. Şu alttan birleştirelim. Ama burada ne var şimdi? Şimdi önemli olan burada bir şey var. Bakın, evi köşeden aldım. Yani iki kaçışlı dediğimiz, üç kaçışlı. Bunu hani bir binayı çizmiştim ya, dünyada ilk ben çizdim zaten onu, o binayı. Filippo Brunelleschi'yi bilirsiniz. Şimdi üç kaçışlı perspektifi o buldu biliyorsunuz. Şimdi burada köşeden gördüğümüz için şuraya bir cam çiziyorum. Cam çiziyorum. Yanına bir cam daha çiziyorum. Allah Allah. Ya yanına şimdi iki tane cam çizdi de hani bu adam görmüyor. Birini büyük yaptı, birini küçük yaptı. Haberi yok. Öyle bir şey yok. Sadece bu duvar o tarafa doğru gidiyor. Yani bir kaydırma. Yani bir o tarafa doğru eğimli.
eve köşeden bakıyoruz. Eğer bu düz duvar bize doğru tam olsaydı, bu iki tane çizdiğim cam aynı boyutta olurdu. Çünkü burada uzaklaşıyor öbür tarafa doğru. Yani kaçış var. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu tarafına da bir koyu yeşil yapıyoruz. Neden koyu yeşil yapıyoruz? Resim yaparken şey çok önemli. Yani boyaları hangi boyanın yanına hangi boyayı koyacaksın? Koyu ve açıklık net görünür. Şimdi iki yeşilin arasında beyaz badanalı bir ev şahane görünür. Şimdi ne yapıyoruz? Sağ taraftan yine perspektifi kullanacağız ve tepeden aşağı bir yol inecek. Tepeden aşağı ve evin önünden geçiyor. Şimdi o inceden geliyor bakın. Böyle perspektifi böyle kullanıyorum. Sağa döndü. Bir yol geliyor. Bunu size doğru çevireceğim sonra. Şurası bir tepelik yani aşağı doğru bir yer var. Şuraya küçük küçük makiler bilmem neler. Şurada bir ağaç parçaları, çalı çırpı bilmem ne bir şeyler koydum. Şuraya da bir ağaç yapıyoruz şimdi. Bakın şöyle bir ağaç yapıyoruz. Şöyle bir ağaç yapalım. Yeşilliklerini de kara kalemle şöyle göstereyim de vakit fazla almayayım diye sizi yani seyredenler sıkılmasın. Şuralarda yeşillikler. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Kesinlikle evet. Böyle bir şey yok. Bu kadar uygulamalı bir şekilde konuya ya soracak soru kalmadı bence. Nasıl resimleriniz? Şimdi bakın şurası su. Allah Allah. Bu su neden burada? Niye buradan ayırdım? Neden yukarıda yapmadım? Bakın bunu anadan doğma görmediğim için öğrenmek şartındayım. Yani mecburiyetindeyim. Su akışkan olduğu için mutlaka aşağıda olacak. Yukarıda göl yapamazsın. Mutlaka akışkan olduğu için aşağıda olacak. Şimdi bu suyun da bir şeyi var. Böyle bir parçası tabii şey vuruyor. Yani kara kalemle size ben böyle bir usulen gösteriyorum. Şurada eğer iki tane kulübe varsa... Bakın şurada iki tane kulübe varsa bunların şavkı buraya şöyle vurabilir. Şöyle yakındaysa. Suya vurabilir. Yani düşünün yani eğer bir ay ışığındaysa buraya nasıl yansıyacağını siz düşünün. Şimdi arkasında bir tepelik var. Bu tarafta orman. Hani anlattım ya ağaçları renklerini tabii ışıkla yerini falan vereceksiniz. Yalnız önemli olan bir şey var. Bir resmi yapmaya başladığım zaman hemen bitiremiyorum, zaman alıyor. Ne taraftan ışık geliyor onu unutmamam lazım. Resim bitene kadar aynı tarafa gölge yapmam lazım. Şimdi diyelim ki bakın şurada diyelim çit var. Şöyle bir çit yapalım. Çit yaptık. Hani basit bir çit çiziyorum. Gölge olunca bu tarafa doğru böyle. Işık şimdi soldan geliyor ya, bu tarafa doğru böyle gölgeleri olur bunun. Yani bakayım çizmediğim kaldı mı? Ha, bir tane şurada kalmış. Başka da yok. Böyle gölgeleri olur. Bu evin de gölgesi olur bu tarafa. Mesela şu çatı. Çatının alt kısmında bile şu kısımda gölge olur. Bir basit bir şekilde çiziyorum. Yani bu şekilde bir gölge olur. Hani tam çizmedim. Dur şurayı unutmayalım. Şuraya da bir şey koyalım da bodrum katı var. Şöyle demirlerini yapalım. Hırsız falan girer. Harikasın. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra resimde boş yer kalmaması lazım. Resmin kuralı bu. Boyanırken her yer boyanacak ve boşluk kalmayacak. Ha, ben de görmediğim için burayı göremedim falan zannetmiyorum. Orada yeri var şimdi. Burada bir çam ağacı. Ama çam ağacı hem ileriye gidiyor hem sağa yokuş aşağı iniyor. O zaman hep çam ağaçları şöyle böyle olacak, şöyle şöyle olacak ve küçülecekler, aşağı doğru birbirine yaklaşacaklar ve burada bitecekler. Tamam. Şimdi en arkaya geldim. Bakın kara kalemde arkadan öne çizemezsiniz. Çünkü çizgiler birbirine girer. Ama ön taraftaki büyük şeyleri yaparsınız. Sonra arka tarafa doğru çizebilirsiniz kara kalemde. Ya benim bir bilgim yok. Ben kendi öğrendiğim tecrübemden konuşuyorum. Eğer başka bir usul, bir şey varsa, teknik varsa belki de yanlış anlatıyorum. Bilmiyorum. Yani onu bilmiyorum.
Şimdi şöyle bir dağ yaptık. Işık soldan geliyordu. O zaman burası gölge olacak. Çünkü bu gölgeyi yapmak bu dağın yuvarlaklığını gösterir. Eğer bu gölgeyi yapmazsam bu burada levha gibi durur. Yani olmaz. Şimdi ikinci boyutu yapıyorum. İkinci boyutu yaptım. Bakın gene gölgelendiriyorum. Aynı tarafı. Yani unutmamam lazım ne taraftan gördüm. Ha şurada bir boşluk mu kaldı? Hadi üçüncü boyutu koyalım. Üçüncü boyutu koyalım. Üçüncü boyutu. Bunu da o zaman gölge yapalım. Şurasını. Şimdi bakın. Bunu benim bu şeyde YouTube videolarımı bu yüzden yaptım. Yani orada sıfırdan bitirene kadar bütün kamerayla her saniyesini çekerek resimler yaptım. Şunu düzelteyim şimdi. Oradan girerlerse benim videolarıma, YouTube'daki kanalıma. Bakın nasıl? Harika. Gerçekten çok güzel. Hayranlıkla izledik sizi. Ben çok perspektif konusunu merak etmiştim. Bunu çok güzel açıkladınız yani. Her şeyi dış dünyadan gözle almıyoruz. Hani evet. Bunu şey yapıyoruz. Bakın, dış dünyadan bir, bak, nasıl alabileceğimizi ama uygulamak. Bu şeyi rica edebilir miyim? Şimdi beni hani şu anda izleyenler için YouTube kanalıma üye olsunlar ya rica edeyim. Tabii. De hem de orada hemen her türlü boyamaları nasıl yapıyorum, sıfırdan yapıyorum. Adresini. Hepsini ya lütfen ya hem üyelerim çoğalsın hem ben de burada daha çok değişik şeyler çiziyorum, yapıyorum. Onları izlesinler. Orada bütün anılarım var. Çok gülecekler. Anılarım çok komik anılarım var. Üzücü anılarım da var. Her türlü konu var yani. Tamam. Onu hemen duyuralım buradan. Hemen şimdi Harvard Üniversitesi Harvard Üniversitesi'nin ilgisini çekti. Discovery Channel Toronto Üniversitesi'ndeki John Kennedy bunlar beni tanımak istediler. Ama bu tanışma vesilesi nereden çıktı biliyor musunuz? Siz beni burada dinlemeyecektiniz. Benden hiç haberiniz olmayacak. Çünkü ben ressam olayım, tanınayım, bilmem ne. Yok bende. Halen daha söylüyorum. Ben ressam değilim. Çizerim, yaparım bir şeyleri. Ellediğim şeyi tuvale dökerim. Ama ressam değilim. Onu söyleyeyim. Çünkü ayıp olur ya. Resim dersi almadım. Yani ressamlara ayıp olur. Şimdi biz de öyle eğer gördüm. Benim menajerim John Eroncel 26 sene evvel beni tanımasaydı Türkiye'de bir dahi var. Dünyaya tanıtacağım. Hatta ben dünyaya seni tanıtmak için gelmişim sanki. Ben mutlaka seni tanıtmam lazım diye benim menajerliğim üstlendi. Hiçbir ücretsiz menajerliğimi 26 seneden beri beni bütün dünyaya tanıttı. Onun sayesinde beni biliyorsunuz. Bu Harvard Üniversitesi'ne falan gitmek sebebim de ben bu kadar sene uğraştım, 60 sene. Böyle bir şeyi ve dünyada bir tane daha benim derecemde resim yapabilen, perspektifi falan yapan bir görmezin olmadığını öğrendikten binlerce var diyordum. Ama John da öyle söylüyordu. Yok, çıkma. Ve ben bunu yaptıktan sonra insanların yağsız bir şey yapıyorum işte ama bunu anlatmak çok zor. Yani konuşmayla anlatmak çok zor. Ben burada çiziyorum, ediyorum falan. Şimdi o videoları da o yüzden yaptım. YouTube'daki videolarımı. Herkes benim neyi nasıl yaptığımı öğrensin istiyorum. Kalkıp da yok ya birisine yaptırıyordur. Ya yok evvelden görmüştür. Yok. Bunları ortadan kaldırmak için Toronto Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'ne bütün beynimi, gözümü taramayı kabul ettim. Çünkü bilim adamları böyle bir şey olamaz diyordu. Anadan doğma görmez bir kişinin hayal kurması olamaz diyorlardı. Ne yaptılar? Harvard Üniversitesi'nde önce beni göz yerine soktular. Göz yerinde inanın bir saat kadar zindan odaya soktular. Ama John da doktor da yanımda. Onlar tabii hiçbir şey göremiyor, kıpırdayamıyorlar. Ben dolaşıyorum. Ne yaptım? Çantadan bir kağıt çıkarttım. Çok vakit var.
manzara çizdim. Hani bu manzara çizdim ya, ona benzer. Manzara çizdim. Işık yanınca doktor wow yaptı. Dedim niye öyle yaptın John? Senin yaptığın resmi gördü. Çantadan hazır mıydı çıkarttı? Burada mı yaptı? Ya işte biliyorsun sen beni. Burada yaptım işte. Doktor orada bir şok ettim. Yani benim ışıkla ilgim yok. Ama onlar özel bir ilaç falan döktüler gözlerime. Yani gözlerime dediğim bir gözüme, öbür gözüm yok zaten. Orada bir cihaza koydular. O cihazda ekranda bir çizgi varmış böyle. John söylüyor bana. Gözümü açtılar iki tarafa. Kaynak ışığını bilirsiniz. Kaynak yapıyorlar demirciler. O güçte ışıkları tam gözümün bebeğine sıkıyorlarmış. Ben tak tuk tak tuk duyuyorum. Rengarenkmiş hem de böyle. Yani beyne gitmemesi imkansız bir şeymiş. O çizgiye bakıyorlarmış. Bir milim kıpırdama yok çizgide. John dedi ki Eşref, eğer senin kalbin olsaydı bu çizgi, şimdi sen yoktun, bittin, gitmiştin diyor. Yani X mi deniliyor, X mi deniliyor? Yani ölmüşsün, ölü görünüyor diyor. Yok, hiç. Onu öğrendikten sonra bu sefer beyin uzmanları, nöroloji ve bunu Leona Pascoelle bilmem ne, işte Amedi bilmem ne, bir sürü profesörler. Hepsi bir arada ne yaptılar biliyor musunuz? Beni MR cihazına soktular. MR cihazına hem de 8-9 seans. 1 saat, 2 saat seanslarla. Çok zor bir şey. Yani ben gene dayandım çünkü sonuçları ben de merak ediyorum. Ne yaptılar? Benim bu lastiğimi göstermiştim ya. Bu lastiği onlar orada tabii yanımdaydı. Biliyorsunuz içeriye sürüyorlar. Kafanı bağlıyorlar. Oynatmayacaksın kafayı. Yatıyorsun geriye zaten. Bağlıyorlar seni. Kafanı kayışla. İçeride duruyorum, bir ellerim dışarıda. Komut taktılar kulağıma Türkçe. Bir elime bir şey veriyorlar böyle, yelkenli gibi falan böyle bir şey. 20'den fazla çeşit şey verdiler. Sadece bir tane değil. 20'den fazla. Evet. Veriyorlar. Bu şeyi elinde 18 saniye incele. 18 saniyeye, tam 18 saniye doluyor. Tak alıyorlar elinden. Hemen kağıdı kalemi bana veriyorlar elime. Bu biraz evvel ellediğini kes. 18 saniyede ama. Ya ben 18 saniyeden daha erken çiziyorum. Hiç silme hatası yok. Silmek gerekmiyor. Aynı boyutta hem de. 20'den fazla şeyi hiçbirisinde aksaklık yapmayınca bunlar şok oldu. Ya bakıyorlar beynin, çünkü görsel alanına bakılıyor o anda. Görsel alana da bakıyorlar, beynin neresi harekete geçiyorsa oraya bakıyorlar yani. Sonuç ne çıktı? Sonuç, aradan doğma hiç görmemiş birisinin hayal gücü çalışmıyormuş ama benim çalışmaya başlamış. Çünkü beyin kullandığım gören kişilerin bir şeye baktığı zaman gördüğü alanı çalıştırıyorum. Yani parmakların bir şeyi incelemeye başladığı, araştırmaya başladığı zaman ışık yanıyor, hareket başlıyor beyinde. Elimi çektiğim zaman sıfır. Yani çizgi olarak hayal gücüm çalışmaya başlamış. Çizgi olarak, görüntü olarak değil. Şimdi bana deseniz ki renkler sizin için ne anlam ediyor? Benim için beynimde renklerin hiçbir anlamı yok. Sadece neyin ne renkte olduğunu ezberledim. Sıraya dizdiğim için, bildiğim renkleri de sıradan aldığım için kullanabiliyorum. Ama kullandığım boyanın miktarını parmaklarımla anlıyorum. Yani bir rengi değişik değişik tonlarda almam. En koyu renk neyse hepsini en koyudan alırım. Bütün renkleri. Beyazla açacağımı bilirim. Yani ayrı ayrı tonlarda alırsam yapamam. O tonu ben ayarlayacağım. Parmağımı o kadar bir hassas kullanıyorum, artık usta oldum ki, mesela diyelim ki bir insanın yüzünü boyadım çenede, hatta Tansu Çiller'in resmini yapıyordum. O küçük çekmeceden şey olmuştu o zaman, milletvekili olmuştu ilk zamanlar. Yapıyorum, çenede bitti. John da yanımda. Çenede boya bitti. Çene kaldı. Hadi bakalım şimdi o renge, ten rengine kahve rengi, sarı, beyaz falan karıştırdım.
Onu şimdi nasıl aynısını elde edeceğim? Aldım böyle boyaları, John seyrediyor. Yaptım, yaptım, yaptım. Karıştırdım, karıştırdım. Bir vurdum, vallahi John şok oldu. Hiçbir ayrım yok, aynı rengi buldun dedi. Evet. Ben de kendime şaşırıyorum zaten, öyle bir şey olacak. Evet, şimdi bir de mesela bilmediğim şeyler, tabii çok resimle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Bu Discovery Channel'ı izleyebilirler YouTube'dan. Hatta Volvo reklamım bile var, onu bile ya bir kere vermediler araba bana, reklamını yaptırdılar da. Ondan sonra orada şeyde İtalya'da Floransa Meydanı var ya, Orada Filippo Brunelleschi diye bir mimar 600 sene evvel bir bina yapmış. O binayı beni götürdü Discovery Channel. Bütün her şeyini ayarlamışlar. John Kennedy geldi Toronto Üniversitesi'nde beni daha evvelden inceleyen. O kişi bir küçük maketini yapmış o binanın. Yani o olmasaydı zaten yapamazdım da. Çünkü binayı ellesem de o koca binayı ellemekle o binayı bilmem imkan yok ki. Çünkü avucum içine sığması lazım. Şekli öğrenmem için. O küçük bir maket yapmış. Onu inceledim biraz falan. Sağını solunu bana dedi. One, two, three. Onu izleyebilirsiniz YouTube'da şeyini var. Falan. Neyse. Üç boyutlu çiz dedi bana. Hem bir aşağıdan yukarı görüntü, hem yukarıdan aşağı görüntü. Bir de düzden. Üç boyutta çiz. Ayrı ayrı çiziyorum. Çiziyorum. Nasıl doldu orası? Hiç ses yok. İkinciyi çiziyorum. Ses yok. Üçüncüyü çiziyorum. Ha dedim. Benden ne bekliyorlarsa vallahi rezil olduk dedim yani. Ha, rezil olduk. Ne yapmam gerekiyor? Ben binayı çiziyorum ama. O makete göre kafamı kullanıyorum. Meğersem üç kaçışlı perspektifli olan bir binaymış o. Evet. Dini bir bina. Onu son çizgiyi yapıştırdım dipten. Kıyamet koptu. Bravo, bravo, saldırdılar böyle. Ya ne yaptım ben? Allah Allah. John aradan kafayı uzatıyor böyle. Bana tebrik ederim bilmem ne işte, çok güzel yaptım. Ya ne yaptım John, Allah'a sebebi söyledi de. O profesör John Kennedy, o dünyada tek bir uzman, görmez kişilerin çizgi çizmesi üzerine zaten o dünyada bütün görmezleri incelemiş böyle ne kadar neyi yapabilirler. O beni dişli tavuk dedi. Ya horoz dese daha iyi olmaz mıydı? Dişli tavuk dedi bana ya. Yani dişli tavuk olur mu? Yani olmayan bir şey demek yani. Ondan sonra şimdi hem de hüngür hüngür ağladı. Ben 40 seneden beri böyle biri karşıma gelecekti diye. New York'ta beni bir deneme yaptı. Bir takım şeylerden böyle kutular şeyler falan. Her şeyi hiçbir şey şekilde şey yapmadı. Yanlış yapmadım. 3 saat sürdü ve ağladı. 40 sene sonra böyle biri çıkacaktı önüme, biliyordum ve şu anda önümde diye ağladı. Yani öyle bir kişi. Ve orada dedi ki, insanlara İngilizce söylüyor. Ben anlamıyorum ki İngilizce. Ben ne dese eyvallah diyorum zaten herkes. Şimdi o diyormuş ki profesör, böyle ağlar biçimde ama. Şurada gördüğünüz Eşref Armağan'ın çizdiği bu çizgiyi 600 sene sonra görme engelli olarak ilk defa dünyada Eşref Armağan çizdi dedi. Tarihe geçti. Hem de bilim adamlarının olmaz dediği şey olunca bilim adamlarının tabuları da yıkıldı. Tıp değişti. Evet. Şimdi artık makaleler bilmem neler benden sonra başka türlü düşünüyorlar artık. Nasıl, bu kadar konuşmaktan sonra soru alalım mı? Bence bütün soruları yanıtladınız. Ben de bu İtalya'daki ya, o Chapelle'in videosunu zaten linkte paylaştım ilk önce arkadaşlarımızla ve son 6 yıldır bütün derslerimde bu konuya geldiğimde, özel eğitim derslerini veriyorum genelde, o videoyu izliyoruz ve sizi konuşuyoruz. Hatta benim ilk tanışmam sizinle 5-6 yıl önce sosyal bilgilerden mezun, çok başarılı, meraklı bir arkadaşımız sizinle bir bağlantı kurma şansımızı sağlamıştı. Havaalanına gidiyordunuz, bir taksideydiniz. 15 dakikanız vardı. Evet. Sınıfa bağlandınız. Hı-hı. Arkadaşlarımız heyecanla her türlü soruyu sordu ve hepsini büyük bir içtenlikle ve açıklayıcı bir şekilde anlattınız. O zamandan beri derslerimde o videoyu paylaşırım. Evet. Arkadaşlarıma tanıtmaya çalışıyorum. Genç arkadaşlarım da sizi tanıyarak inşallah mezun olacaklar. Burada en önemli şey görme engelli bireylerin de öğrenebileceğini,
yapamaz denmemesi gerektiğini vermenin bakın, en iyi yoluydu. Bu evet. Söyleşinin en iyi yolu tutumlar, kabul aslında olacak. Evet. Kabul, kendini kabulleneceksiniz. Evet, ve yapacağınız şeyi isteyeceksiniz. Evet, biz de öğretmenler olarak sanırım önce karşımızdaki öğrenciyi kabul edeceğiz. Tüm özel gereksinimleriyle birlikte önce oradan başlıyor. Daha sonra azimli olacağız sizin dediğiniz gibi ve yapamazsın demeyeceğiz. Ve hiçbir şeyin mucize olmadığını aslında öğrenebileceğini. Hayır. Nasıl? Sizi duyamıyoruz şu an. Bana mucize diyorlar ya. Evet. Gelmiyor mu sesin? Geliyor, şu an geliyor. Evet. Evet. Şimdi bana mucize deniliyor diyorlar. Evet. Bak, esasında mucize. Affedersiniz, şu an ses yok. Ayhan Bey. Neden yok? Tutmasaydım. Şu an yine tekrar dener misiniz Eşref Bey? Biraz geldi kesinti mi? Oldu. Geldi mi? Evet, evet şimdi geldi. Tamam, şimdi konuşayım mı? Evet. Bakın, mucize değil benim yaptığım. Değil, Neden evet. değil? 60 sene uğraştım. Sabır. Parmaklarım yara oldu. Evet. Ve 60 senenin sonunda ben bu kadarını başarabildim. Artık siz Evet. onu şey yapacaksınız, derecelendirin. Ne kadar yapmışım. Evet. Yani bir görmeze eline bir kalem verirsiniz ama hiç kalem bile tutmamış bir görmeze. Eline kalem verirsiniz, kağıt verirsiniz. Şuraya bir şey çiz, güzel bir manzara çiz. Hemen şakır şakır şahane bir manzara çizer. İşte o mucizedir. Evet. Ama benim yaptığım mucize değil. Ben 60 sene uğraştıktan sonra bunu başarabildim, elde edebildim. Onun için ben buna mucize demiyorum. Çünkü ben de demiyorum. Her isteyende Rabbimiz bize aynı beyni verdi. Evet. Bu beyni kullanmak önemli. Bak, ben ne yapıyorum bu aynı zamanda? Ben anadan doğma görmez bir kişi olarak beynimde hayal ettiğimi tuvale döküp görene gösteriyorum. Evet. Bu harika bir şey. Muhteşem. Yani benim beynimin içindekini görene gösterebiliyorum. Evet. Bunu araç olarak bizler kullanamıyoruz yani, bile. Yani bütün duyu organlarımızı bilgi almak için kullanan pek evet. çok kişinin yapamadığı bir şey. Bence de mucize değil. Sizin en baştan söylediğiniz gibi durumu kabul etmek, azimli olmak, sabır, tabii denemek, vazgeçmemek ve de yapamazsını dinlememek. Bu da zaten aileler ne yapabilir, ne önerirsiniz soracaktım ya da öğretmenlerimiz ne yapsınlar? Bence bu 4 kuralı sizin en konuşmanızın en başında söylediğiniz şey. Bakın, şimdi ben herhangi bir eğitim almadım. Bütün hayatımı kendi tecrübelerim, kendi yaşamım, kendi yaşadığım olayları, şeyleri, yani böyle film gibi önümden geçiyor zaten. Her şeyi kendim mantığıma göre kullandım. Her şeyi yapmaya çalıştım. Evet. Ben öğretmenlere yani okumuş bir öğretmen ya. Bu. Evet. Ben o kişiye şöyle yap, böyle yap diyemem. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela o karşısındaki kişinin ruh yapısını ve psikolojik durumunu göz önüne alarak ölçmesi lazım. Ve neyi yapabileceğini, başarabileceğini devamlı her gün ders verdiği için o kişinin neyi güzel yapabileceğini keşfeder. Evet. Ama kısa bir zamanda keşfedemez. Emek verecek, çaresini arayacak, alternatifi sunacak. Bir de ikinci, üçüncü, yok ya olmadı bu oğlum falan demeyecek. Demeyecek. Harika oldu, biraz şimdi şöyle yaparsan iyi olacak. Böyle hani davranması lazım. Eğer evet. Görme engelli bir talebesi olan biri varsa, ona bir mesela benim yaptığım gibi resim falan öğretmeye çalışıyorsa,
kendini o görmezin yerine koyması lazım. Hatta gözünü kapatması lazım. Evet. Ki o görmezin durumunu düşünebilsin. Hangi durumda, ne gibi bir ruh halinde. Evet. Ha, bu da çok önemli. Tabii. Ama yani gören kişi görmez kişinin durumunu, hani çoğu kişi belki anlayabilir ama çoğu kişi de anlayamayabilir. Yani düşünemeyebilir. İyi fark ettik, evet. Hocam şöyle devam edelim mi? Bizi dinleyen arkadaşlarımız. Tabii tabii. Hocam, resimlerimi. Evet. Tamam, resimlerimi göstereyim. Tabii evet. Ondan sonra sorular alalım. Şimdi bakın bu bir manzara. Nasıl? Evet. Muhteşem perspektif, harika. Tonlama, her şey benim dış dünyada görebileceğim bir şey. Evet. Yani bizim... uzaklık yakınlık fark ediyor mu? Evet. Elbette. Evet. Böyle mi daha iyi? Evet, şu an çok iyi. Evet. Böyle. Hani net görünsün de görsün şey. Tam şu an çok net bir şekilde şimdi, görüyoruz. Şimdi ikinciye bakalım. Tamam. Eğer inşallah ters tutmuyorsam bakayım elimle şöyle ters mi yüz mü? Elimizin. Burası işte. Tamam, şöyle. Bakın bunlar tuvale çizgi yapamadığım için çizgiler yorgan ipi. Evet. Ve ellerimle boyuyorum. Fırçayla boyayamam. Fırça teması kestiği zaman dokunma gücünü kaybetmiş oluyorum. O yapamıyorum. Onun için hep dokunarak ellerimle. Şimdi şuna bakalım. Ha, bu da şuraları çimen. Tamam. Evet. Nasıl kırbacı sallamış ama. Ben tersinden görüyorum buradan. İşin şakası tabii. Evet. Soruları vallahi alayım. Çok merak ediyorum gerçekten. Çünkü çok ilginç sorular gelebiliyor. Çok teşekkür ederiz. Evet. Paylaştığınız için eserleri. Hocam soruları toparlayabiliriz isterseniz. Tamam. Şöyle yapalım. Ben şu anda bu söyleşinin başından itibaren gelen soruları hızlıca gözden geçirdim. Zaten söyleşi başlamadan önce Eşref Hocam bütün gelecek soruların cevaplarını vereceğini söylemiş. Hakikaten de öyle oldu. Muhtemelen bu soruların birçoğunluğu yani renklendirme, gölgelendirme, tonlama ile ilgiliydi. Ve bu soruların birçoğunluğuna muhtemelen konuşmanın içerisinde cevap vermiş oldu. Onun haricinde cevap vermediğiniz ne var diye şöyle hızlıca bir bakıyorum. Mesela şöyle bir soru var. En çok tercih ettiğiniz çizmekten hoşlandığınız resim türünü soruyorlar hocam. Öğrencimiz mi hocam? Şimdi resim türü deyince ben resim dersi almadım. Hı-hı. Tür olarak bilmem. Evet. Ben görmek istediğim doğayı çizerim. Görmek istediğim bu dünyada yaşadığım dünyanın güzelliklerini. Ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz. Bunu hissetmek, bunu yaşamak için parmak uçlarımla tüm kabartma çizgilerle olsun, dokunabileceğim küçük herhangi bir cisimlerle olsun, dokunarak, hissederek çiçekler, balıklar, ya ben balığı öğrenmek için enseme kaç kere tokat yedim. Çünkü elimi akvaryuma soktum balığı yakalayayım diye. Evet, yani o da geldi başıma. Yani ne kadar güzellik doğa, ağaçlar, ormanlar, denizler, tepeler, bayır, çayır. Yani ne güzellik varsa hep bakın şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. Benim gözüm açılma yani. Açılacak senin gözün ya. Ameliyat edeceğiz açılacak. Hayır. Kesinlikle. Çünkü o kadar rengarenk, o kadar güzel bir dünyadayım ki her tarafım rengarenk. O kadar güzel bir dünyadayım. Benim gözüm açıldığı zaman onun mahvolacağını biliyorum. Evet. Hiç hoşuma giden bir şey görmeyeceğim. Çünkü benim şu anda yaşadığım hayalim, görüntüm çok güzel. Hiç bozmak istemem. Yani yapmak istediğim şey hep dünyanın güzellikleri. Bir de önemli olan bir şey var. Bu çocuklar için söylemek istiyorum. Hani insana bir şey olmaz bana ya gibi gelir. Ama
hiç o lafa bakmayın. Nasıl bir yani bütün organlarınızın kaybetmeden değerini bilin. Yani kaybetmeden değerini bilin. Kaybettikten sonra zaten düşünsen de çaresi yok. Ama ne kadar güzel bir dünyadayız. Bunun farkında olun. Çevreye bakarken sade görmeyin. Bakın. Yani öyle kişiler var ki ne kadar güzellik varsa gözü gördüğü halde bakmaz. Baktığı halde görmez. Yani öyle insanlar var. Onun için aldığınız nefes bile çok önemli bu dünyada. Çok evet. Değerli. Gerçekten mükemmel. Ya, daha ne diyeyim? Hepimizin çok fazla ders çıkarması gereken bir şey. Gerçekten ben de kaydı tekrar dinleyeceğim. Çok keyifle dinliyoruz sizi. Ay sorular gelsin. Evet, sorulara bakalım. Yine tabii bu sorunun da aslında cevabı verilmiş oldu bence. Şimdi bakıyorum tekrar bir daha gözden kaçırmayalım diye ama muhtemelen bütün cevaplar verilmiş oldu. Aslında bunda cevap verilmiş oldu. Yine şöyle bir soru var. Resim yaparken size en çok zorlayan şeyin ne olduğunu merak ediyorlar. Ama siz zaten zorlanmadığınızı, keyifle yaptığınızı söylüyorsunuz. Benim hayatta en korktuğum şey yapamayacağım bir şeyin önüme getirilmesi. Allah'a çok şükür hiçbir şekilde bir şeyi yapamazlık olmadı. Çünkü bir yapamam, iki yapamam, üç yapamam ama onuncu da gene yaparım onu. Yani hiçbir zorluk benim önüme, eğer ben zorluk beni yenseydi ben şimdi resim yapamazdım. Ama ben zorluğum. Mesela bir de şu var çok önemli. Bazı ya bu konumuzdan pek ilgisi yok ama aklıma geldi de söyleyeceğim. Engelliliği engel olan yani engel olarak görürseniz takılır düşersiniz. Ama basamak olarak görürseniz engelli de olsanız yükselirsiniz. Bu çok önemli. Bu bazı böyle kişiler vardır. Yani ha ben o konulara girmeyeyim tamam. Sorun sorun siz. Şöyle bir şey var. Herkes anladı zaten. Evet evet. Söyleşinin başında Selman Devecioğlu bize Eşref abi yazdığı şekilde ifade edeyim. Eşref abi İstanbul'da karşıdan karşıya geçme hikayesini ve görme engeliyle birlikte otobüse binme fıkrasını anlatabilir misiniz diye bir talep gelmiş. Ben diğer tamam, anlatırım ya istiyorsanız. Bunu söylemek istedim. Ne oldu? Bu hikayeyi ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Tamam. Selman Devecioğlu hocama da bundan çok selamlarımı gönderiyorum tabii. Buyurun. Tamam o zaman anlatayım. Evet. Şimdi bu hadise 40 sene evvel. Yani o şeyde neresiydi o? Cevizli Bağ falan falan. Hani o taraf var ya. Evet. Bu Çapa'nın biraz daha ilerisi. Neresi oluyor o Çapa'dan biraz daha sağ tarafa bir yer? Neyse Fındıkzade. Fındıkzade'de ortadan İki yol ayrı İETT otobüs yoluydu. Şimdi raylı sistem yaptılar. O yoktu. Otobüs yolları vardı sağ sollu. Bir de iki yol sağ ve sol normal gidiş geliş araba yolu. Yani dört tane yol var. Ben karşıdan karşıya geçeceksem o dört yolu geçeceğim. Ya geçeceğim ama öyle bir araba ara bile vermiyor araba. Yani imkansız. Yani bastonu uzatsan bastonu çiğner geçerler. Durmuyor. Evet. Ben şimdi geldim ama geçit varmış biraz ileride. Tabii onu ben nereden fark edeceğim? Bilsem yürüyeceğim. Ama geçit var. Ben yolu geçmeye kafama şey yaptım. Odaklandım. Bekliyorum. Baktım arabalar yani yavaşlasın da hani bastonu uzatıp geçeceğim diye düşünüyorum kendim. Yani çünkü birkaç kere öyle kırmızı ışık yandım. Hepsi duruyor tabii. O zaman geçiyorum. Ama bu durmuyor işte. Aksilik. Sağdan soldan geliyor böyle arkamdan. Ya arkadaşlar, beyefendi, işte hanımefendi neyse. Ya bir yardım edin de şu karşıya geçelim ya. Ya bir yardım edin biriniz yani diyorum. Tak 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 geçiyor millet. Tuk 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 geçiyor. Hiç kimse yani kaldım burada. Ben şimdi burada duracak halim yok. Ayağımla şöyle uzattım. Bir kaldırımın kenarını önce bir buldum. Yani bakayım nereye kadar mesafem var. Ona göre bastonu şey yapacağım.
geçeceğim. Ayağımla şöyle buldum. Arabalar böyle biraz yavaşlar gibi oldu. Dur dedim, atlayayım derken böyle birisi yol koluma bir girdi şöyle bir sen. Yavaş. De he dedim, karşıya geçiyorum. Beraber geçelim mi? Geçelim dedim. Anam bundan bir daldık yola. Kıyamet koptu. Arabalar birbirine, minibüsler böyle bir gümbürtü koptu. Kurna zorna. Ben ne yapacağım şimdi? Zaten bir görme engelli çok ses olduğu zaman bu dünyadan ayrılır. Çünkü hiçbir yeri kulakları kontrol etmez. Kulak çok önemli. Biz bundan yürüyoruz şimdi. Ya otobüslere omuz atıyoruz ya. Otobüse omuz atıyoruz yani. Ya durdular yani. Yürüyoruz çünkü. Ama fren filan kıyamet. Birinci yolu geçtik. İETT otobüs durağının orada durakta otobüs duruyormuş. Biz bundan yürüdük. Benim bastonu yüksek bir yer geldi. Ben tabii kaldırım diye atladım. Anam arkadan da kalabalık gittik. İnce otobüse bindik. Geriye dönemiyorsun. Kalabalık gidecekler. Ya bize yol açmışlar yani arabaya binmez diye. Nereden bilsinler? Ya birinci basamak, ikinci basamak, ben şoföre yapıştım. Arkaya gitmek istemiyorum. Çünkü ineceğim, kafamda ineceğim. Anladım, otobüse bindim. Yanımdaki kolumda ama hiç ses etmiyor. Şimdi şoförün omuzuna değiyorum böyle. Şoförün omuzu şöyle olunca dedim, bu bana bakıyor galiba. Sen de rencideysin dedi. Karşıya geçiyorum dedim. Ha bu karşıya gitmeyi Eminönü'ne kadar ciddiydi. Ben dedim Eminönü'nde işim yok. Ben dedim yolun karşısına geçiyorum dedim. Ha buna niye pindon dedi. Görmüyorum dedim. Oy! Ulan niye görmüyorsun dedi. Ya sana ne, niye görmüyorum Allah Allah. Sen dedim hareket etme, ben ineceğim dedim ya. Ondan sonra üstümüz sıyrıldı böyle geriye, kalabalık çıkmaya uğraşıyor. Sıyrılıyor üstümüz böyle, indik aşağı. Yine kolumda böyle. Öbür yola bir dolduk. Yine kıyamet koptu. Dördüncü yol. Yine eziliyorduk. Geçtik ya diyorum, rahat rahat yürüyorum ben. Ama o gümbürtü böyle, gittik diyorum yani bir yerden de. Çıktık neyse, Allah'a çok şükür. Dedim hemşerim ya. Sen dedim ses etmiyorsun. Otobüs geçtik, ses etmiyorsun. Bindik dedim, indik. Buraya geldik. Sen dedim ne dedim ya, ezdireceksin beni dedim. Sağına soluna baksana dedim biraz dedim ya. Keba abi dedi, ben görmüyorum be ya dedi. Allah seni dedim. Ben de görmüyorum lan dedim. Yani hikayemiz öyle oldu. Ama bak bir tane daha var, onu da anlatayım madem. Şimdi bakın teknoloji bu ya. Şimdi bankaya gittim. Banka bir kalabalık. Bir kalabalık. Kapıyı açtım. İçeriye giriş yok. Öyle dolu. Hava da yağıyor. Çapul çapul işte, ayaklarım falan berbat oldu. Sulara daldım çıktım. Neyse. Kapının orada kaldım böyle. Bir bayan geldi. Amca ne vardı falan. Ya yavrum dedim ya, bu işte telefon faturası ödemek. O zaman fatura yerine ödemedi mi? Ta şirkete gideceksin. Ta Bakırköy'e şirkete gideceksin. Dedi ki şey dedi. Ben dedi memurum burada dedi amca dedi. Sen bana ver kağıdı. Verdim. Sen dedi parayı da ver. Verdim. Burada bekle dedi. Ben arkada halledeyim dedi. Bu kalabalık dedi. Şimdi laf derler dedi. Sen dedi burada bekle. Geleceğim ben, dekoltu getireceğim. Ben bekliyorum. Kapının orada böyle. Sanki bankayı koruyorum. Böyle duruyorum. Şimdi. O kalabalığın içinden bir delikanlı. Ya amca ayakta kaldı ya. Olur mu? Ayıp ya bize demiş. Kalkmış oradan. Gel amca benim yerime sen otur dedi. Beni o kalabalığın içine bir sürükledi. Anam arka böyle dar aşmalık oturttuk. Şimdi ben oturdum böyle. Oh şükür olsun yarabbim. Sol tarafımda birisi. Merhaba nasılsın dedi. İyiyim iyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız dedim. Ben dedi banka işini hallediyorum dedi. Ha iyi yapıyorsun iyi, zaten bankada o işe olan dedim. Şimdi niye böyle söylüyor falan. Tamam dedim falan dedim. Ya dedi sen dedi kafana takıyorsun dedi. Niye takıyorum ya, işte şapka takıyorum. Başka bir şey takmak o. Senin işine benim kafam niye takılsın dedim. Allah Allah dedi. 10 dakikaya da çekeceğim para işte dedi. İyi yaparsın dedim. Çek dedim. Bana ne? Ya dedi sen dedi dikili taşa gel Bakırköy'de dikili taş var ya. Dedim. Oraya gel istediğin kadar vereceğim sana para dedi. İyice ne şok oldu. Ne parası veriyor bana ya? Dedim ki sen bana niye para veriyorsun? Beni dilencimi zannettin. Bana niye para veriyorsun sen? Ondan sonra millet bir gülmeye, niye gülüyorlar? Meğersem yanımdaki cep telefonundan başkasıyla konuşuyormuş. Ben ona cevap veriyormuşum. Ya.
Eşref Bey, bir de bir şey daha duyduk şimdi biz Selman Hocam'la. Sizin çok iyi bir taklit yeteneğiniz de varmış aslında. Zaten anladık değil mi Didem Hocam? Muhteşem anlatımınız. Selman Hocam bu arada çok sağ olun. Deneyimleriniz. Valla işte yapıyoruz kendimize göre. Mesela bizim bir şey vardı. Yeşilköy'de 40 sene evvel Rum, Ermeni, Yahudi falan böyle bir arada yaşıyorduk. Hatta 45 sene evvel. Hı hı. Yani öyle bir ortam vardı. Yeşilköy'deydi babamın dükkan. Ben o zaman da işte 12-13 yaşlarında falan, ne 13-14 ya. Dur hesabı karıştırdık ya biz 40. Ya işte gençlik zamanı neyse. Evet. Hesaplayamıyorum. Bir Arnavut'umuz vardı. Arnavut'un sesinden tanıyordum. Onun bir eşeği vardı. Eşeği işte küfeleri koymuş iki tarafa. O böyle oradan sokak başından girdiği zaman tam denizin kenarındayız. O kiliselerin olduğu yerde. Oradan ben hemen tanıyordum onu. O falan çay içeriz otururuz falan şey yaparız. Şimdi bu oradan girince şimdi böyle yapardı. Domates biber. Domates biber. Diyorum, tamam bizim Arnavut geliyor. Şimdi şeyden bir yukarıdan bir cam açardı. Madamın bir madam. Hani o zaman madam diyoruz ya yabancılar şeylere. Açardı. Kaça veriyorsun? Şimdi kaça veriyorsun deyince şuş bir adam 2,5. Bana diyorsun. Yok be eşek ederim be eşek gidiyor be. Hocam ağzınıza sağlık gerçekten. Yani çuş deyince eşek dursun diye çuş diyor. Ondan sonra madama cevap veriyor da. Madam da çuş deyince bana mı diyorsun diyor. İşte yani. Vallahi bütün marifetlerimizi döktük. Evet hocam çok sağ olun. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sorumuz çok... var mı? Soru var mı canım hocam? Ağzınıza sağlık. Teşekkürler var tabii. Başarınızın daim olması temennilerini söyleyenler var. Başka azminizi takdir edenler var. Hakikaten teşekkür ediyorlar size. Çok teşekkür ederim. Çok sunumdan da gayet memnunum. Teşekkür ederim. Muhtemelen. Evet. Ağzınıza sağlık. Özellikle biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok akıcıydı hakikaten. O yüzden hiç bölmek istemedik. Sorular geldiğinde de bölmek istemedik. Evet. En azından o konuşmayı bölmeden en son soralım diye. Ama bakın YouTube'da lütfen ya oradaki evet, videolarımı evet. izlesinler. Hem de üye olsunlar. Ben de çok evet. mutlu olurum. Onu şey yapın bari de link mi gönderin nasıl yapıyorsanız. Evet kesinlikle paylaşacağız. bu arada Eşref Hocam unutmadan sizin sözünüzün arasında da sıkça geçti. Joan Hanım'a buradan çok teşekkür ediyorum. Bizi sizle bugün buluşturan yani evet. bu söyleşi bizim için mimarisi. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim yani Cumhuriyet Üniversitemize sağladığınız katkıdan dolayı sizin verdiğiniz önem, Joan Hanım'ın ilgisi hepsi çok değerliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten çok heyecanlıydım. Nasıl olacak? Ne yapacağım? Gerçekten. İyi ki varsınız. Size bıraktık kendimizi ve çok iyi yani, vakit geçirdik. Gerçekten faydam olduysa ne mutlu bana. Olmaz mı? Biz faydam olduysa ne mutlu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz bir daha şey çok özellikle değil. Bireylerin yeteneklerini ve problemlerle nasıl başa çıktığını ifade etmeye çalışıyoruz. Yeteneklerini, nasıl başa çıkabileceklerini sorunlarla. Hani yetersizliklere sürekli odaklanmak yerine yapabileceklerini ve sorunlarla nasıl başa çıktıklarını hep anlatmaya çalışıyoruz. Bence bu bizim anlatımlarımızdan çok değerli bir katkı oldu. Sizi tanıdığıma, sizinle bu ortamda bulunduğuma çok sevindim. Öğrencilerimizin sizden yararlanmasından çok memnunuz. Cumhuriyet Üniversitesi'ne katkınız için çok teşekkür ederiz. Tekrar Joan Hanım'a da teşekkürlerimi özel bildiriyorum. Ne çok demek? Sağ olun hocam. Çok teşekkürler her şey için. Öyle. Didem Hanım. Siz çok sağ olun.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Gerçekten sizi tanıdığımız için çok çok mutlu olduk. Öğrencilerimizi de tanıtabildiğimiz için çok mutlu olduk. Ben de öğrencilerimiz de sizin bundan sonra takipçiniz olacağız. YouTube kanalımızda yine bu yayınımızın altında paylaştık bir link olarak. Öğrencilerimiz de oradan görebilirler. Diğer katılımcılarımız da lütfen beğenmeyi ve takip etmeyi ihmal etmesinler. Ben de bundan sonra sizin sıkı bir takipçiniz olacağım. Tekrar teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Bize bu değeri kattığınız için çok çok sağ olun. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Buyurun. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum ben de sizlere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Yine bu yayının yapılmasında emeği geçen öncelikle Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız'a, daha sonra Özel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezimiz Merkez Müdürümüz Fadime İşcan Karasu'ya ve arkadaşımız Cem Gökmen'e, yine Eğitim Fakültesi Dekanımız Ali Aksu'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri de yalnız bırakmayan katılan öğrencilerimiz ve çok kıymetli katılımcılarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.